en kötü kiralık evleri dolaştığımız video serimize hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Oğlum bu ne? Ne? Nerede? Nerede? Bu şekilde yaşamayı tercih etmek için gerçekten çok zorlanmış olmaları lazım. Bu videoları aslında emlak fiyatlarının artmasıyla birlikte çekmeye başlamıştık. Şimdiki durum nedir? İnanılmaz arttı biliyorum. Ve bu sefer gerçekten eskiden ucuz olan mahallelerde ucuz olan evleri gezeceğiz. Yanımda Toşko ve Gözde var. Araba geldi. Hadi geçelim. Ben burada kaldım bile. En önemli detayı söylüyorum. Bugün üçümüzün gezdikleri evlerin arasından biz bir tanesini seçeceğiz. Ve bugün orada kalacağız. Mertefe orada kalacak. Bravo Mertefe. Mertefe helal olsun sana. Adam gibi adamsın. Pijamasıyla giyinmiş gelmiş. Bravo. Gözlükte 10 numara. Şu an Bahçeli Evler'deyiz. -1'de bir ev var. Ona bakacağız. Kirasını öğreneceğiz. Durumları öğreneceğiz. Bakalım görün. Evin girişi ama en azından steril. Çok. Ne? Ha bu kadar zaman. Bu kadar mı? Nasıl ya? Borç mu var? Baba burası kiraya bu fatura dahil mi? 500 lira fatura kilitlemişler buraya. Ne diyorsun? Mertefe burada mı kaldın yoksa? Kanka burada kalınır gibi geldi bana. Oğlum siz deli misiniz? Oğlum buradan acaba ne kadar kira istiyorlar? Dur bakayım. Toşko galiba cidden dahil orası. Siktir mutfağa bak. Oğlum mutfağa bakın. Amerikan mutfak işte. Amerikan mutfak. Oğlum bir oda daha var. Odanın içinde bir oda daha var. İyi oğlum manyak mısınız? Oğlum bu yatak mı lan? Bu ne lan? Ben oğlum biz çok fazla saat kötü... Saat hediye. Saati böcek zannettim. Ne? Bak. Arkadan yaptı. Saat, ayakkabı. Şu ne? Patik mi o? Ne o? Patik herhalde. Ne oluyor lan? Oğlum topuklu ayakkabı ne? Şşş, dur bir şeyler dönmüş. Burada çanta var oğlum. Saat mı? Kanka saat var. Ne oluyor? Bana. Askılı çıktı. Topuklu ayakkabı çıktı. Bir kadın saati çıktı oğlum burada. Bunlar benim de. Buranın tuvaleti neresi? Tuvaleti burada. Alaturka toilet. Toilet mi? Duşunuzu burada alıyoruz yine. Üf, gel kanka gel. Oğlum bu ne? Arkadaşlar şimdi şaka bir yana biz... Şöyle gözünüzde canlandırmak için. Evet. Şu şekil. O şekil mi? Canlandır bakayım. Bir yandan elini de yıkayabiliyorsun. Bir sürü sinek var. Ne? Nerede? Nerede? Tam köşede bro. Şu mu? Evet abi. Kanka ölmüş o. Nefes almakta zorlanıyor. Ben de uzaktım. Ege, bir bakabilir misin? Bu eve istenilen kira nedir abi? Ben sana söyleyeyim mi? Tahmin etmeye çalışalım önce. Tahmin edelim. Tamam. Kaç artı kaç oluyor? Bir. Ya kaç artı kaçı mı var bunun ya? Bir artı bir. Artı Amerikan mutfaklı. Amerikan mutfak. Alaturka tuvaletle içi. İçi yenilenmiş. Sahibinden. İçi yenilenmiş. Boya ihtiyacı yok. İhtiyacı yok. Temizlik de yok. Direkt gir. Eşyaları al otur yani. Temizliğe de. Ben eşyalı. Eşyalı bu. 750 veriyorum. 750. Sen ne diyorsun bacım? 1-200. 1-200. 1-200. Ben de... Sen bu evlerde yani, profesyonelsin. Evet şimdi bu benim 3. 4. videom. 1-700. Sen fiyat en yakın sensin ama hiçbiriniz doğru tahmin edemediniz. 2500. Ne? 2500 mü? Ne diyorsun? 2500 lirası. 2500 mü? Valiz mi? Bunun yüzünden mi? Ne var burada amına? Açsana. Ha yok. İçi de boş. Kanka buradan çıkalım. Çıkalım. Aa bunlar sinekmiş oğlum. Leke zannediyorum ben bunları. Toşko. Oğlum dur lan ne yapıyorsun? Ne olabilir ki içimde? Şeytan doldurur. Gözdeciğim sen temiz bir kadınsın biliyorum. Uyandın sabah kahvaltı hazırlayacaksın. Evet. Bak elini yıkadın. Ben çeşmeyim. Çeşme. Elini yıkadın. Tamam sudan bile iğrendim oğlum. Şurada kestin salatalıkların domateslerini. Evet. Şuraya geçtin oturdun yedin. Aslında bahçesi var. Tık diye dışarıdasın. Güzel. Yani... Şurayı da verimli kullanabiliriz. Güzel bir iç mimarla direkt dışarı da bağlanabilir. Böyle. Toşko sende kaldı. Tık burada uyudu. Burada uyudu. Tık. Hemen. Hayır. Uyuma oğlum. Uyuma. Canlandırılır. Video için her şeyi yapayım. Kanka ya. Tamam. Uyuyayım mı? Yok. Uyuma. Bu arada insan sevdiğiyle her yerde yaşar. Aynen. Bir şey soracağım. Bir dakika. Sevdiğinle burada yaşar mısın? Yaşarım. Dürüst. Ya bırak ayakları. Burası nereye bakıyor acaba? Toşko hemen. Ben dokunamam hemen. Yan daireye bakıyor. Yan daire. Yan daire. Toz geldi. Burası da şey yani. Güzel abi. Şuraya bir
koltuk moltuk atsan. Komple koltuk. Arkadaşlar şaka maka hani tamam gülüyoruz eğleniyoruz da buraya 2500 lira isteyen şimdi ev sahibine de bir şey demiyorum tutulacak da. Tutulacak mı yani? Bu senin son 2500 bin lira eninde sonunda tutulacak mı? Olsun hani pazarlıkla 2000 olsa bile. Hadi yani 2000 lira olsun hani pazarlık yaptın 2000 lira verdin. Çok ayıp ya yani kahretsin düştüğümüz duruma gerçekten çok üzülüyorum arkadaşlar. İnsanlar İstanbul'da hatta yani Türkiye'nin genelinde nasıl oturuyorlar, nasıl yeni kiraya çıkacaklar, nasıl çıkıyor? Çıkamıyor. Kahretsin ya çıkalım buradan. Sen ne diyorsun evle ilgili bu arada? Ben bayıldım. Kalır mısın mesela burada? Hayır burası değil. Mertefe. Fikirlerini soruyorum. Soruyoruz biz bir şey demiyoruz ki. Mertefe sizce bugün? Burada mı kalsın? Burada mı kalsın? Mesela neden olmasın? Bu diğerleri nasıl onu da bir görmek lazım. Ona biz karar veririz. Daha güzel ev buluruz. Canını sıkma. Ona biz karar veririz. Ben hiç merak etme. Ben yine böyle nezaketen fikrini sorayım dedim. Uyursan burada nerede uyurdun? Bu evi bugün sana içeride. İçeride yatak var abi. Rahat rahat. Bu arada arkadaşlar Gözde sen tekrar vloglara başlıyor musun ya? Bilmiyorum. Ya tam vlog çekmeyi bıraktım. Şimdi vlog çekecek bir sürü şeyim oluyor. Bir sürü yurt dışı seyahatim. Gözde vloglara başlasın. Şu herif de artık YouTube kanalını ne açıyorsa açsın diyenler aşağıya. Ben sizin linklerinizi de bırakıyorum. Beni arayıp bulun. Bana link bırakma. Tamam. Beni gerçekten merak eden bir şekilde bulsun. Tavuşkan'ın linkini bırakmıyorum. Arayan bulur. Şimdi sokakta bir eve geldik. Bu tarz bir evi bir önceki videoda da göstermiştik. Yine denk geldik. Burada arkadaşlar Suriyeli bir aile 7 kişi kalıyorlarmış. Kaç çocuk var? Bir karı koca 5 çocuk var. 5 çocuk. 5 çocuk, 2 karı koca. Yani bir karı koca birlikte kalıyorlarmış. Dışarıda işte şeyler oluyor zaten. Kurutmak için içeride yer olmadığı için. Ayakkabıları çıkartalım mı? Çıkartalım. Ne haber genç? Maşallah. Evet ortalama 7-8 metrekare işte belki 10 metrekare bir yer. Şimdi buraya ne kadar verdiklerini de öğreneceğiz. İnşallah çok fazla para vermiyorlardır. Çünkü burada 7 kişi kalıyorlar arkadaşlar. 750 mi veriyorsunuz? Yani. Anam seni yerim. Çok tatlı bir çocukları var. Gel sen burada mı oturuyorsun? Burada mı oturuyorsun genç? Evet o da burada oturuyormuş. Burada nasıl oturuyorsun? Nasıl uyuyorsunuz burada? İşte babam burada yatıyor biz de bu yatıyoruz. Babam burada yatıyor siz... Yerde yatıyorsunuz. Yer yatağı falan var. Tuvalet var. Mutfak burada. Evet işte şey yani tuvalet. Küçük bir tuvalet. Yemekleri annem burada mı yapıyor? Yok. Yetiyor mu size? Yetiyor işte yetiyor. Çak. Evet gençler 750 liraymış buranın kirası. Böyle bir yer için aslında fazla. Ama hani genel kiralara baktığımızda da ucuz. Evet. Ve burada 7 kişi kalınıyor. Evet arkadaşlar bir sonraki eve geçebiliriz bence. Evet bu seferki evimizde Afgan arkadaşlar direkt kalıyormuş. Bakalım ülkemizdeki mülteciler gerçekten nerede kalıyorlar göreceğiz. Ne kadar veriyorlarmış, kaç kişi kalıyorlarmış göreceğiz. Kanka buranın sokak şehir yapılanması bir tık daha beni içime sindi. Burayı tercih ederseniz ben ve saz arkadaşlarım buna mutlu olur. Sence biz onu vicdan, o kadar vicdanlı mıyız ama şehir planlaması sence? Güzel şu an. Evet şimdi gireceğiz. Biz de bu arada bu evleri hiç görmüyoruz daha öncesinde. Ya ve ben biraz tedirginim bu arada. Sıkıntı çıkar mı çıkaracak var mı bilmiyorum. Ev sahibi hoş geldin. Sıkıntı yok. Eyvallah saygılar. Burada 12-13 adet Afgan kalıyor. 3 oda var. Hepsi aynı anda mı park park mı? Aynı anda. Çalışan var. Yani günübirlik burada çalışıyorlar sektörde. Gündüz işte oluyorlar. Bir kişi var. İnşaatlarda falan mı? İnşaatlarda, lokantalarda, eyvallah. Bulaşıkhanelerde falan çalışıyorlar. Yani. Burası bir ev. Evet. Bir mutfağı gösterelim. Çöp bayağı. Çöp var. Hiç çöp atmıyorlar anlaşılan abi. Evet. Burada yemek yapılmış. Yumurta yapılmış. Burası tuvalet mi? Yani yine en azından diğerine kıyasla... Temel. Yani. Diğeri bir salonda yatacağım ama burada yatarım bu arada. Zaten Afganlar çok kalabalık oluyor. Buralara da yatak atıyorlar yani. Ortalara da yatak atıyorlar. Ya gerçekten burası çok kirli ya. Yani gerçekten burada şöyle, çok zor durumda yaşıyorlar harbiden. Odaları şöyle simsiyah tavanlar ama. Evet.
Bir de fazla bir şeye yanaşmayalım, piramide olabiliyor. Piramide olabilir mi? Piramide. Evet, ben şuraya doğru bakayım. Videonun devamında Alper size. Ben duruyorsam sen de duracaksın. Kızcağız burada duruyor, çocuk. Evet, şimdi burası evin ana şeyi yani girişi. Direkt aynen. Direkt mutfak orada. İşte tuvalet orada zaten gördünüz. Burada bak bir oda daha var. Burada bir oda daha var. Şöyle girelim. Burada uyudukları yerlerden bir tanesi. Ha, burada bir yer daha var. Evet, orada bir yer daha var. Burada kaç kişi kalıyor dediniz abi? Ya buralara kümeleniyorlar işte 1, 2, işte 3, 4. Yerde yatılıyor. Orada da 2 kişi, 6, 8 kişiye tamamlıyorlar işte. Sırf burada arkadaşlar 8 kişi kalıyormuş. Bu şekilde yaşamayı tercih etmek için gerçekten kendi ülkelerinde çok zorlanmış olmaları lazım. Tek takıldığım bir nokta, geçen gittiğimiz işte Suriyeli insanların yaşadığı evdeki muhabbet. Buraya aslında tek çocuklarıyla birlikte gelmişler Suriye'den ve şu anda 7 çocukları var. Böyle kötü bir yerde yaşarken hala nasıl çocuk yapıyorlar? Hani ona gerçekten anlam veremiyorum. Küflenmiş mi? Evet, o küflenmiş bir. Biz galiba burada kalacağız çok, ama çok... isteyerek. Burada mı kalmak istiyorsun? Nüfusuaz geldi bize. Akşam bir de parti yapıyorlarmış. Evet, burada bir oda daha var. Hatta burada bir arkadaşımız da var. Hocam sen burada mı yaşıyorsun? Sınav. Evet, ben burada yaşıyorum. Nerelisin? Afganistan'dayım ben. Afganistan'dan geldin. Nasıl oldu hocam? Neler yaşadınız da geldiniz mesela? Neler oldu? Hayır, biz 3-4 yıl oluyor mu burada geldik? Hani sinirden kaçak yoldan da geçerek yasak yolda şey yollardan geldik. Şimdi de buraya yaşıyoruz yani çalışıyoruz. Ne kadar süredir burası? Ben bu evde 2 yıl oldu. Peki burada bu şekilde yaşamak zor değil mi? Biz mecbur yaşarız yani. Ailelerimize mali olarak evimize yardımcı oluruz. Bu evin kirası nedir abi son? Yani şu an için 3250 lira bir kira bedeli alınmakta. Abi 3250 evet. Bunu nasıl ya? Nasıl, yani İstanbul'da biliyorsunuz büyük metropol olduğu için kiralık sıkıntısı var. Bundan kaynaklanıyor bu şekilde. Şimdi burada tabii 10 kişi kalıyor arkadaşlar. Herkes işte... Kişi başı 200 lira falan aralarında toplayıp aynen bitiriyorlar işi, kirayı. Vallahi buraya 3250 lira. Zam istiyor musun peki? Tabii yıllık devletin koyduğu %25 zam gerçekleşecek tabii. Sen de ekmeğindesin. Evet. Abi 3250 çok ya. Abi. Vallahi çok ya. Sizden nerede durarım ya. Evet, bir sonraki eve gidebiliriz. Çok beklentim yükseldi nedense bu eve karşı. Bahçesi güzel. Her şeyden önce en temiz bahçe şimdiye kadar. Ha, burası bahçesi mi? Burası, aynen. Yani burası bahçesi gibi. Sen de bekledin çimli mimli bir şeyler. Sen zamanla zevkine göre yapar. Yeşermiş zaten. Zamanla. Az eve ben yanlışlıkla görmek durumunda kaldım. Zaten hani evi gezmemiz çok uzun sürecek. O yüzden sıkıntı yok. İlk defa bu evin kirasını evden önce öğrenmek istedim. Arkadaşlar 1000 liraymış. İyi. 1000 lira. Güzel. İyi iyi gibi geliyor değil mi? 1000 iyi. Faturalar dahil. İlk gittiğimiz 750 idi değil mi? Küçük olan ev, küçük olan Suriyeli ailenin kaldığı ev 750 idi. Yani burası 1000 lira. İçler acısı yani. Trajikomik. Nasıl yani? Fatura gelmeyeceği için aslında fatura dahil olabilir. Fatura dahildir yani. Nasıl ya? Ciddi yani mi? Burada duş alacak bile yer yok. Burada böyle çok ara ara 3-5 günlüğüne genelde insanlar kalıyormuş ama aylık kiralamak isterlerse 1000 lira diyorlarmış. Taşlar mı geçiyorsun? Anlamadım. Abi ben de aynısını sordum az evvel. Buraya bir tane böyle bir çarşaf atıp yatak atıp işte burada kalan oluyormuş yani. Aa, su akıyor. Su faturası yazacak kapa. Oğlum burada ne yapacağız ki? İnceleyecek, eleştirecek bir şey yok. Yani yorum yapamıyorum, yapacağım. Şaka düşünüyorum, şaka yapamıyorum. Hiçbir şey yok. Yok bu yani sözün bittiği yer. Yani anasının demek konuşuyor. Bu bana inandırıcı gelmiyor. Bu gerçekten burada bir insan kalıyor olamaz. Olabilir ya? Şaka yapıyor da olabilir, bilmiyorum. Bunu... Azıcık vicdanınız varsa biz burada kalmayız. Ege sığmaz buraya. Bir şey tavana söyleyeceğim. Bak. Burada hepimiz kanka birleşsek bir kalamayız. Benim burada gözlerime bak ve o kadar vicdanlı mıyım söyle bana. Vicdansız. Evet. Bu girmeyi deneyelim mi? Bu kadar kişi girebiliyor muyuz? Sen bu kadar kişi girmeyi deneyelim. Girelim. Ben gireyim ama başka. Şey yapalım. En uzundan en aşağı boy sırası. Daha tonlar gibi buraya doğru bakalım. Ben en köşede gireyim. En uzun ilk Ege giriyor. Giriyor. Mertefe. Ev mi? Mertefe. Mertefe. 6 kişi. Arkadaşlar mertefe bir dur. Abi sen giriyorsun. Ben söylüyorum. Ege'ye kadar gitti bu. Aa.
Gözde bacım sen bir çık git buradan. Gözde bir çık git kurtar kendini ya. Oğlum ayıp oluyor Toşko. Yani yapma abi. Dur. Götürün. Az önce kim götürme elleri? Oğlum bu ne? Bu ne? Toşko. Evet yani burada 6 kişi durmaya Ben şey yapmadım yemin ederim ben yapmadım. Abi oğlum, ben yapmadım. Çıkalım hadi ya canım sıkıldı. Değil bir sonraki eve gidelim. Evet. Yine bir bodrum katı. Bir bodrum katı ve... Koku geliyor. Evet. Buyuruyorum. Ay çok kötü koku geliyor. Gelin geç. Nerede? Gelecek. Merhaba kardeşim. Sen burada mı yaşıyorsun? Maşallah sana. Kaç kişi yaşıyorsunuz burada? 6 kişi yaşıyorsunuz burada. Siz nerelisiniz? Suriyelisiniz. Evet, burası mutfak. Salon ortalama kaç metrekaredir? 7-8 metrekare falandır. Evet, 8 falan herhalde. Tablo çok farklı değil yine. Burası acaba kirası ne kadar? Merhaba kardeşim. Burada kaç kişi kalıyorsunuz? 2 kişi mi? Yok, 3 kişi. Burada 3 kişi kalıyorsunuz. Zor oluyor mu? Yok. Zor olmuyor, güzel. Yer yataklarınız var, buzdolabı var. Burası tuvalet mi? Evet. Tuvalet de bu şekilde. Bu kedi sizin mi? Hı. Bir de kedi besliyorsunuz ha? Aferin. Abi buranın kirası ne kadar? 1500 liraymış buranın da kirası. Az önce gittiğimiz yer. Az önce gittiğimiz yer 1000 lira olmasına. Orhan abi 1000 lira olamaz ya. Ya az evvel gittiğimiz o kutu gibi oda olan yer 1000 lira olamaz ya. 1000 liraya verilecek abi. 1000 liraya verilecek. Abi 1000 liraya kimse tutmaz orayı. Daha önce kaça tuttular? Daha önce 750'den çıktı. 750'den çıkmış. Bak burası 1,5. Orası ev bile değil yani. Biraz bakım yapacak. Tuvalet koyacağız. 1500'e gideceğiz. Ha tuvalet koyulacak. Ha. O zaman olur ya. Şu an şeyle kıyaslıyorum hep. Evet ya. Yani. Küçük yer. Hani 1000 lira ve burası 1500. Mesela şey oluyorum. Şöyle olsa burası Alper'in evi olsa geldik misafirle hadi oturalım. Hadi oturalım. Mesela bana geldiniz. Mesela misafir geliyor mu? Böyle oturuyorsunuz. Böyle oturuyorsunuz. Akşam şey içersiniz. Ha. Çay mesela hemen orada. Buradan bak hızlı kuyuk. Ne yapıyorsunuz akşam evde? Oyun oynuyorsunuz, oyuncaklar bunlar. Kardeşim. Ha kardeş. Siz neler yapıyorsunuz burada? İşten gel. İşten gel. Siz çalışıyor musunuz? Plastik topluyorsunuz. Kaç yaşındasınız? 14 sen 12. İşte 14 yaşında, 12 yaşında arkadaşlarımız. Çalışmaya başlamışlar bile. Onu ne güzel biliyorlar. Mecburiyette. Çok da çok da tatlı çocuklar ya. Yani arkadaşlar böyle şeyler söylenmez ama yorumlarda çok fazla insan soracağı için söylüyorum. Biz tabii ki böyle evlere geldiğimiz zaman içindeki insanlara elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Çünkü diğer videoda da yorumlarda gördüm hani isteklerinizi hiç merak etme. Yani zor evet. Diyecek bir şey yok ve böyle bir yere de 1500 lira kira veriliyor arkadaşlar. Yani en iyisi buydu bu arada geldiklerimiz. Bence bugün. De bu arada. En iyisi bu gibi. Kedi var. Kedi var her şeyden önce. Evet, evler gerçekten çok kötüydü. Emlak fiyatları inanılmaz artmış. Bu evlerde sadece mülteciler değil, Türkler de kalıyor ne yazık ki. Durum içler acısı arkadaşlar. Umarım emlak piyasasındaki bu sıkıntı bir an önce biter. Bir an önce ülke rahatlar. Umarım dolar düşer. Tabii ki biliyorum bugüne kadar hiç düşmemiş. Ama umut ediyoruz bir şekilde. Düşer umut. Be. Umut, inşallah. İnşallah sevdiği kız Mert'e döner. Sen Domini'ye giderken bir tek düştü lan. Neye giderken? Doların... Üst seyirindeki tek değişim senin dolar aldığın zaman. Ben dolar aldım. Dominik'te çok harcama yapacağız kaçı çekerken diye. Gittik dolar 1 lira düştü anasını satayım. Bir daha bekliyoruz. O zaman şimdi şöyle bir şey. Ben açıkçası Mert Efe ben yani siz de benim gibi düşünüyorsunuz biliyorum. Ben senin bu evlerden bir tanesinde kalmanı içim el vermiyor açıkça söyleyeyim. Yok. Abi öpeyim abi. Yani, olacak gibi değil. De olacak gibi değil. Yani gerçekten. Aslında ben olmazdı aslında ama şimdi çocuğu her gün görüyoruz. Yani ben yani... yarın o tepkisiyle görmek istemem. Üzüldük. Üzülürüm. Arkadaşlar. Gözlerin kanalı aşağıda Toşko'nunki değil arayıp bulabilirsiniz. Mert Efe de fikrini değiştirirse bu evlerden bir tanesinde kalacağım ben falan derse haftaya onun da kanalı aşağıda. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi öpüyoruz.